Antalya, Can Atalay'a özgürlük, Akdeniz, Gerçek Gazetesi, Türkiye İç Partisi örgütleri Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay'ın hukuka aykırı şekilde cezaevinde tutulmasını 36 il ve 85 ayrı noktada yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti. Şimdi o haber hazır, hemen de ekranlarınıza gelsin. Aradan 3 hafta geçmiş olmasına rağmen, anayasanın 83. maddesi çok açık ve net olmasına rağmen Yargıtay tarafından hukuka karşı hile kullanılarak şu anda resmen esir tutuluyor sevgili arkadaşlar. Bu işin Türkçesi budur. Gezi tutuklusu Can Atalay 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'dan milletvekili seçildi ancak hala meclisteki yerini alamadı. Atalay'ın tutukluluğu Türkiye'nin dört bir yanında protesto edildi. Ankara'da il başkanlığı, İstanbul'da Haydarpaşa Garı önünde, İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ses yükseltti Türkiye İşçi Partisi. Neden diye sordular. Can Atalay neden hala serbest değil? Can Atalay neden mecliste yemin edip görevine başlayamadı? Can Atalay ne zaman Hatay'a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşlarla beraber çalışmalarına başlayacak? Anayasal kurumları anayasaya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu hukuksuzluğa bir son verin. Yetkinizde aldığınız yasaları uygulayın. Hatay'dan milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay'ın serbest bırakılması için ses yükselttiler. 36 şehirde 85 noktada eş zamanlı eylemler yapıldı. Mazbatası Yargıtay'a sunuldu, meclise kaydı yapıldı Can Atalay'ın. Parti sözcüsü Sera Kadıgil, Hatay halkının iradesi esir tutuluyor dedi. Yargıtay'a dilekçe vermemize gerek olmadan re'sen Can'ın tahliye edilmesi gerekirken, Can'ın mazbatasıyla birlikte itiraz dilekçemizi günler, haftalar önce Yargıtay'a sunmuşken hala gereği yapılmıyor. Hatay halkının iradesi saray rejimine hizmet eden bir grup tarafından esir tutuluyor sevgili arkadaşlar. Can Atalay'a özgürlük diyoruz. Anayasanın 83. maddesi seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz diyor. Başsavcılığın Atalay'ın dosyasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletmesi bekleniyor. Herkesin haberi olsun, daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Bir yurttaşımız bile, bir dostumuz bile içeride kalmayacak. Herkesin haberi olsun.